kazanacaksın lan. Hop. Oh, bir. İki. Üç. Ne serçe parmağını sehpanın kenarısına vurmak ya. Siz hiç %100'ünüzü verdiniz mi astıktır? Bırakmak yok baby. Bırakmak yok baby. Barbur Chor 4x10 yaptık. Negatifi de salmadan. En fazla negatif bırakılan hareket şu şekilde bir yapması. Asla böyle değil be. Relax olun, sakin. Kaldırırken de sizi bırakırken de. Dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine Lazar'la. Bugün kol antrenmanı yapıyoruz. Biceps ve triceps. Şu anda antrenmana doğru gidiyoruz. Antrenmanı nerede yapacağız? Beşiktaş BKM McFit'te yapacağız. Şimdi yaklaşık bir yarım saat sonra antrenmanda oluruz. 25 yarım saat sonra, 25 dakika, 30 dakika sonra antrenmanda oluruz. Antrenmandan 30 dakika önce içtiğim shake'i sizinle paylaşayım. Shake'i. Bunun içinde bir ölçek F2 Nutrition, böyle limon aromalı, limon mu ananas mı bilmiyorum, o şekilde bir aroması var. 2 ölçek amino asit var. Bu aslında sizin için fazla. Normalde yarım ölçek yarım ölçek kullanabilirsiniz. Yani orta sporcular, orta derecede sporcular yarım ölçek yarım ölçek kullanabilir. Zaten o kutunun üstünde de o şekilde yazıyor. Sonra 3 ölçek arginin var. SSM marka arginin var, 3 ölçek. Sonra 2 ölçek yine SSM marka BCA var. Yarım ölçek protein tozu var. Bugün aslında güzel yaptım. Beslenmemi aslında güzel yaptım ama böyle bütün gün hesapladığım zaman sanırım çok az eksik çıkacak. Onu dengelemek için normalde antrenman öncesinde protein tozu almıyorum. Ama bu sefer böyle yarım, yaklaşık 12 gram kadar, böyle 11 gram kadar bir protein ekledim. Bu arada yarışmaya biliyorsunuz çok az kaldı. Son 15 güne kadar, son 20 güne kadar protein tozunu kesmeyi düşünmüyorum. Normalde protein tozunu keserler. Yalnız whey protein değil, iso whey protein. Yani şeker oranı bayağı bir azaltılmış. Bu konuda da yarış hazırlığında da video paylaşacağım. Sonra bunun içinde başka ne var? Başka şöyle bir düşüneyim. Bunun içinde yok ama hap olarak beta-alanin alıyorum. Ve 2,5 gram kreatin var. Yani yarım ölçek kreatin var. Ve kreatinin 5 grama, günlük 5 grama tamamlamak için diğer kalan 2,5 gramı da antrenman sonrası alıyorum. Ve bugün 3 hareket biceps, 3 hareket triceps ama bir tane de süperset, yani toplam 4'er hareket ve sonda bir hareket biceps, bir hareket triceps, sağlam bir pump yapacak. Maksimum tekrar güzel bir antrenman olacak. Body var mı söylemek istediğin? Aa, bir de ondan sonra da Nusret'e gideceğiz. Ama Nusret'i bu videoyu vlog olarak değil, Nusret'i ayrı video olarak çekeceğim. Umarım açıktır Nusret. Açık değilse de bir mesajıma bakar Nusret'e ulaşmak. Nusret, dükkanı aç kardeşim diyeceğim. Bana şov yap diyeceğim. Neyse, boş yapmıyorum, antrenman yapıyorum diyor. Spor salonuna geldik. Gördüğünüz gibi hazırlandık. Lazar. Bugün kol yapıyoruz. Biceps and triceps. Yo yeah. Da antrenman öncesinde en azından bir 5 dakika kardiyo yapmanız, yani nabzı hızlandırmanız gerçekten önemli. Son zamanlarda fitness sayfalarında görüyorum Instagram'da, işte kardiyo yapmayın, direkt dumbbell'larla başlayın falan. Aslında burada muhabbet şu: ilk başta evet doğru söylüyorlar, kardiyo yapmayın, kendinizi çok fazla yormayın ama nabzınızın birazcık atması, hani vücudunuzun spora hazırlanması çok önemli antrenmana başlamadan önce. Ayrıca ben zaten böyle ısınmadan, hani 5 dakika kardiyoya çıkmadan, böyle kapşonumu takmadan, müziğimi dinlemeden alışamıyorum yani antrenmana. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bir 5 dakika nabzınızı hızlandırın. Ondan sonra dumbbell'larla güzel ısındıktan sonra başlayın. Veya ısınma sadece koşu bandı değil, bisiklet, istediğinizi yapabilirsiniz. Ne dediğimi anlatabildim umarım. Lazar da yanında. 5 dakika öyle. Katılıyorum. Nabzımızı arttırıyoruz hadi, değil mi? Aynen. Asla antrenman öncesi kardiyoyu tavsiye etmiyoruz ama antrenman öncesi bir 5 dakika
kalp damar sisteminizin ısınması için bu da işte. Aynen işte nabzın artması için kesinlikle bence antrenmandan önce bir 5 dakika böyle yürüyüş bir nabzı hızlandırın. Pis. Kankacığım geçen videoda senin bu NBA üstünü sormuştu bir arkadaş. Nereden aldın? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya. Bu şey aslında Defacto'dan aldım. Defacto'dan mı çok aldın? Çok ilginç. Ben de çok şey denk geldim, şaşırdım yani. Arkadaş sormuştu. Umarım bu videoyu da izliyordur. Defacto'dan almış ama bayağı olmuştur. Ama şu an bulamaz gibi değil mi? Eylül gibi falan aldım. Şu an sanmıyorum. Yoktur. Ama hadi Defacto'nun bakalım. Böyle ürünleri oluyor NBA'yle hadi alakalı. Biceps ve triceps'i ısındıralım. Dostlarım, kol antrenmanına başladık. Biz hatta üst set yaptık bile. Cable push'tan yapıyoruz, 4x10. Öyle bir antrenman yapacağız ki kol antrenmanı. Aslında bütün bölgelerde böyle temel hareketlerin üzerinde biraz daha fazla duracağız. Bu fantezi olan hareketlerde biraz daha az üstüne düşeceğiz. Yani temel hareketlerin her zaman üzerine düşmeniz gerekiyor. Cable push'tan yapacağız, 4x10. Hadi bro senle. Herhalde ağırlığı her zaman kendinize göre ayarlıyorsunuz. Asla ego yapmayın. Ya sakatlanırsınız ya da kas inşa edemezsiniz. Bütün hareketi piç edersiniz, bütün hareketi yapamazsınız. Her zaman yapabileceğiniz hareketi. Bu hareketi zaten çoğunuz biliyordur. Dikkat etmeniz gereken yer dirsekleriniz sabit. Cable yukarı. Biraz da yukarı kaldırabilirsiniz ve aşağı. Burada en aşağı sıktığınız zaman bakın. Cable yukarıda ya. En aşağıya sıktığınız zaman şu tricepsinizi hop bir hissedin. Bir sıkın. Hop tekrar. Hop. Bütün hareketlerde olduğu gibi yine triceps'te de negatifi yani hani itiyorsunuz tamam. Çekerken de o ağırlığı bırakmayın şu şekilde. Bunu da her zaman bırakırken ve iterken her zaman güç sizde, her zaman ağırlık sizde. Dostlarım ikinci hareket. Cable push'tan yaptık 4x10 şimdi. 3x12 one arm cable reverse push'tan yapacağız. Yani şu hareket. Yani şu hareket dostlarım. Tek elle çalışacağınız için bunu kullanıyorsunuz. Eliniz de düz değil. Normal her zaman gibi ters tutuyorsunuz. Aldınız. Hop şu. Sol elime başlayacağım hemen. Bu hareketi tek tek çalıştığınız için mesela sağ çalışıyorum, sol dinleniyor. Sol çalışırken sağ dinleniyor. O yüzden çok fazla ara vermenize gerek yok set arasında. Bir şey daha söyleyeyim. Normal push down'larda yani düz tuttuğumuz zaman normal gördüğümüz triceps'in deriye daha çok yakın, daha açık konuşacağım size. Kasımı vermeyerek deriye yakın tarafı çalışır. Reverse tuttuğunuz zaman yani ters tuttuğunuz zaman kasım daha iç kısmındaki yani daha kemiğe yakın kısımlardaki yer çalışır. Dolayısıyla orayı da geliştirdiğiniz zaman deriye yakın olan kas grubunu itecek ve tricepsiniz daha dolu duracaktır. O yüzden her antrenmanda olmasa da en azından haftada bir kol antrenmanınızda biceps'te de triceps'te de reverse çalışın. Yani ters tutuş. Triceps için bu şekilde, biceps için bu şekilde reverse bence kesinlikle ekleyin. Hop soldayım. Bir de neden bütün hareketleri çekmiyorsun diyenler için dostlarım bütün hareketleri çektiğimiz zaman inanın antrenman piç oluyor. Sadece birer tane çekip size söylemek yetiyor bence.
anlayışın için teşekkür ederiz. Yoksa man arm reverse yani ters tutuş. Triceps extension. With cable. Korseyi çok fazla sordunuz bana. Bununla ilgili bir video çektim. Ya bu videodan bir gün önce ya da bu videodan iki gün sonra falan yayınlamış olurum. Onu da kanalımda birkaç gün sonra ya da birkaç gün önce görmüş olabilirsiniz. Şimdi bir sonraki hareket leg press ve dumbbell'la süper set yapacağız. Konuşamıyorum. Süper set yapacağız. İzleyin. Dostlarım, dumbbell'larla 12 tekrar, barla 10 tekrar. Oh. Gülümseyeyim, gülümse. Of. Haydi. Bir sonraki hareket ne yaptık? Cable push'tan yaptık. Reverse tek kolla yaptık. Şimdi triceps dumbbell'la ve barla süperset yapıyoruz. Triceps'in son hareketleri. Bundan sonra biceps'e geçeceğiz. Yine aynı şekilde aynı sistemle biceps yapacağız. Güzel inceden sıradan bir biceps antrenmanı. Daha ileride vahşetli antrenmanlar, kusmalı bacak antrenmanları hepsi gelecek. Gördüğünüz gibi önceden bunu triceps. Hemen ardından bara geçecek. Lazarco. Lazarco. Evet, güzel bir iyi. Go man. Onun ve benim Instagram adreslerimizi açıklama kısmında görebilirsiniz. Triceps yaptık. Dumbbell'larla ve normal Z barla indirdik alnımıza. Biceps'e geçtik. Biceps gördüğünüz gibi Z bar. Dar tutacaksınız. Dar dediğim batlar değil tabii ki de. Öz tutacaksınız. Hop. Yine temel hareket olduğu için 10 tekrar çarpı 4 sonra diğer biceps antrenmanları. Evet. Sırada Lazar var. Gördüğünüz gibi dart tutuyor ve biceps curl. Aynen öyle. Negatifi de sakın salmayın. Her zaman sizde olsun. Triceps yaptık. Biceps yapıyoruz. Bir hareket normal yapacağız. Ondan sonra süperset yapacağız. Sonra triceps ve biceps süperset şeklinde maksimum hayvan gibi pump yapacağız. Ve biceps antrenmanı bitecek. Beyler bu arada yarış tarihleri belli oldu. Onunla ilgili video yapacağım. Hangi şehirde yarışıyorsam o şehirde sizi bekliyorum. Sakın beni yalnız bırakmayın. Biceps'e geçtik. Barbell curl yaptık. Ne dedik her zaman? Temel hareketlerin üzerinde daha fazla duruyoruz. Barbell curl 4x10 yaptık. Negatifi de salmadan. En fazla negatifi bırakılan hareket. Şu şekilde bir yapması yok. Asla böyle değil be. Relax olun, sakin. Kaldırı kendinizi de bırakır kendinizi de. Şimdi hammer curl yapacağız. Dumbbell'la hammer curl yani çekiş tutuş, dik tutuş yapacağız. Farklı bir stil yapacağız.
3x12 yapacağız ama her 3 tekrarda bir bekleyeceğiz. Yani 3 bekle, 3 bekle, 3 bekle, 3 bekle yapacağız. İzleyin zaten göreceksiniz. Kazanacaksın lan. Bu... Oh, 1 2 3 1 2 3 2 1 Güzeldi. Rom sende. Güzel bir dumbbell seç kendine ve... Güzel oluyor dostlarım. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanne Yıldırım İbrahim H.D. Zaten açıklama arkasında yazıyor. Evet ben 1 2 3 Çok iyi. 4 5 6 Güzel bro, hadi hadi hadi. Yo ye. 7 8 Evet bekleyeceksin. Çok güzel be. Damar damar, damar damar. Yaşam. Canlarım. Hadi. Çok güzel. Çak bro. Dostlarım bir sonraki hareket yine biceps'teyiz. Triceps'te yaptığımızın aynısı. Reverse push'tan yapmıştık. Bu sefer reverse. Cable curl yapacağız. Yani nasıl? Bu şekilde tutuyorum. Tutuş pozisyonunu da çek de bari çocuklar görsün. Ya kendini çekme oğlum. Ne çek? Kanka dur şekil yapacağım. Şekil yapacağım. Tamam yap. Yok devam et sen. Tutuş pozisyonumu çek çocuklar görsün de. Görüyorlar oğlum. Tamam hadi. Bana güvenmiyorlar. Şu. Sol dediğim gibi ikili çalıştığımız için yani bir sağ bir sol kol çalıştığımız için çok fazla dinlenmenize gerek yok. Zaten sağ yaparken sol dinleniyor, sol yaparken sağ dinleniyor. O yüzden çok fazla dinlenmenize gerek yok. 3 4 5 Bu arada bitirdikten sonra bir şey söyleyeceğim. 7 8 9 10 1 Doktorum böyle çok karışık gibi geliyor video. Çünkü bütün hareketleri birbirine karıştık. Sadece birer ses çekiyoruz. Kafanız karışmış olabilir. Ben açıklama arkasında antrenmanı yazacağım tek tek. Oradan da bakıp yapabilirsiniz aslında. Duş pozisyonunu görüyorsunuz. Aynen bro. Bicepsim. Ne dedik? Ter tutuşlar. Kasınızın daha çok kemiğe yakın olan kısmını çalıştırıyor. Ve deriye yakın olan kısmı dışarı doğru ittiği için daha dolgun ve daha iri bir kas grubuna sahip oluyorsunuz. Dolaylı yoldan. Sürekli bu şekilde çalışmayın aslında. Yani haftada yaptığınız, haftada iki sefer kol antrenmanı yaptığınızı düşünürsek bir tanesinde ve bir hareket eklerseniz 4x10, 4x12, 3x12 hani sizin seviyenize göre eklerseniz kesinlikle verimli olacaktır. Fark edersiniz zaten. Ama önce beslenme. Unutmayın. Önce beslenme bunların hepsi. Dostlarım antrenmanın son hareketi triceps maksimum yapabildiğimiz kadar ardından biceps maksimum yapabildiğimiz kadar bir antrenmanı bitiriyoruz. Aşırı fazla değil tam böyle orta derece çok şeker bir antrenman oldu. Tatlı bir antrenman oldu. Bu arada ben haftanın mesela 6 gün antrenman yapıyorsam inanın bana 5'inde tamamen %100'ümü veriyorum ve gerçekten kaslarımı parçalıyorum ama haftanın bir günü böyle orta ağırlıklar daha çok böyle pump odaklı olduğu zaman daha böyle biraz fazla verim aldığımı hissediyorum. Bugün de o orta halde böyle pump antrenmanına, tatlı antrenmana, şeker antrenmana denk geldiniz. Yani aslında genel olarak ağır yapıp kaslarına hasar vermeniz en önemlisi onu unutmayın sakın. Tabi ağırlıkları seçmek size kalmış. Her zaman kendinize uygun olan ağırlıkları seçin. Sizin için en verimlisi olacak. Bakın bu pump hareketlerinde buradaki olay o acıyı yakalayıp o acının üzerine hafif kiloyla daha fazla gitmektir aslında.
çoğu o acıyı hissettiği zaman bırakıyor. Aslında o değil. O acıyı hissettiğiniz zaman o pump'un üzerine basit bir ağırlıkla daha fazla gidebilmek. Mesela ben şu anda acıyı ufaktan hissetmeye başladım ama asla bırakmıyorum. Asıl bundan sonra. Bundan sonraki tekrarlar asıl benim olayım. Zaten bir tekrar yapacağım, sonra eve gideceğim. Son setim yani. Bir tekrar ve sonra eve gideceğim. O yüzden bunu fucking bırakmam, sonuna kadar yaparım. Acayip pump şu an. Şu an acayip pump. Of! Ne serçe parmağını sehpanın kenarısına vurmak ya. Siz hiç... %100'ünüzü verdiniz mastiktir. Bırakmak yok baby. Bırakmak yok baby. Geldi. On. 11. 12. 13. 14. 15. Haydi. 17. 18. 20. Hoş geldin. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi ben? Sana söylüyorum, kimseye değil. Sana söylüyorum, kim kazanacaksın lan? Kazanacağız. Yani... Bu yarışta olmasa da elbet bir yarışta kazanacağız. Bu yarışta hedefim final, her zaman söylüyorum. Her zaman yüksek alsın hedefim. Tabi önce hayırlısı bro ya. Hayırlısı neyse olsun. Lazarcığım önce bisepsle başlamayı tercih etti. Üşendi. Üşendi. Bu arada bir şey daha söyleyecektim. Bir şey söyleyecektim, güzel bir şey söyleyecektim, unuttum. Antrenmanımız bu kadardı. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bence güzel, eğlenceli videoydu. Antrenman sonraki şeklinde paylaşayım. Ondan sonra videoyu bitireyim. Yani video devam edecek. Lazar, bundan sonra triceps'e geçeceksin. Body. Lightweight baby. Pes etmek yok baby. Yes, yes, yes. Antrenman sonrası protein tozu. Bir ölçek. Protein tozu var içinde 2,5 gram. Kreatin neden 2,5 gram? Antrenmanın, çünkü öncesinde 2,5 gram alıyorum. Toplam 24 saatte aldığımı antrenman öncesi ve sonrası olarak 2,5-2,5 toplam 5 gram alıyorum günde. Zaten daha fazla almanıza gerek yok. Eğer ilaç kullanıyorsanız belki biraz daha fazla alabilirsiniz. Glutamin var. 3 ölçek glutamin var. 2 tane tablet betalenin alacağım. Ve BCA var. 2 ölçek BCA var. Ve 1 ölçek amino asit var. Etkili bir amino asit. O yüzden 1 ölçek zaten dolu dolu. Ölçeği biraz büyük. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram hesabım yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Peace out. Zombie apocalypse.